Günaydın. Kırp oluyorum galiba. Bütün gece burun tıkanıklığı yaşadım. Ama yine de boğazım da ağrıyor. Şuraları yanıyor. Ihlamur kaynattım limonla. Yine de büyük bir inatla ilaç kullanmıyorum. Reddediyorum. İlaç belki biraz daha hızlandıracak iyileşmemi ama sevmiyorum ilaç kullanmayı. Nereden Perşembe? Her zamanki aynı rutinlerimiz. Bulaşık makinesini bir boşaltmam lazım. İnsan hastayken ya da hasta olacakken işler gözünde büyüyor. Gerçekten. Bugün aynı zamanda amcamın kızı gelecek. Kırgızistan'da Antalya'ya babasının yanına geldi. Şimdi bu tarafa ziyarete gelecek. Akşam inşallah karşılarım onu. Onun dışında Resima. Onun dışında bugün kayınvalidemle şu şeyi de yapacağız. Karın dolması. Bilmiyorum bir tane. Bir yemek de düşünmem lazım. Gerçi karın dolması yiyeceğiz ama resime yer mi bilmiyorum. Yanına bir çorba koyayım. Ihlamur içecek misin? Ihlamur. Sen bütün gece bence pencereleri açık bıraktığın için ben hastalanıyorum Yusuf. Hayır. Mesela yatana kadar sıcak oluyor. Sonra diyorum sen geldikten sonra biz uykuya geçmiş oluyoruz ya. Kapatsan mı acaba? Sabaha kadar açık durmasan. Çünkü sabahın ayazı çok kötü oluyor. Üstümüzde açık oluyoruz. Ben bütün kemiklerim de ağrıyor aynı zamanda. Onu sen daha kontrol edebilirsin bence. Ona dikkat etmek lazım. Bugün ne tuhaftır ki şu ayağının altı da parmakların arası ağrıyor. Nasır gibi bir şey değil. Çünkü daha dün pedikür yaptım, yumuşattım etlerimi. Şeyle alakalı herhalde. Bir yere mi? Beni bazen böyle gerçekten çıldırtıyor. Nefret ediyorum. Kendimi boşaltmaktan nefret ediyorum gerçekten. Sürekli yağlı yemek de yapmıyorum arkadaşım. Bu kadar bu filtre nereden doluyor bilmiyorum. Sürekli yağlanıyor. Acaba sıvı yağına geçiş yaptı mı yemekleri yaparken? Ondan mı? Donuk yağ hiç kullanmıyorum zaten. Hiç kesinlikle. Sadece kullanırsam tereyağı kullanıyorum. Margarin, sana yağ falan. Şu anda şu aralar hiç kullanmıyorum. Baksanıza. Lekeli çıkarmış tabakları. Gerçi bu kurumuş yoğurt da olabilir. Nazar değdim makinama. Makinamdan çok memnundum. Güzel oldu. Neyse. Belli oldu. Tablette Fairy'den şaşmayacağız. Fairy çok iyi geliyor. Finish almıştım bu sefer. Finish de o kadar şey değil. Sabah sabah gene filtre yıkama işi çıkardım kendime. Çünkü olması lazım. Başım da ağrıyor. Bugün nasıl günü geçireceğim işte bilmiyorum. Tam hastalandım yani. Zaten birkaç gün hastalık geliyor geliyor diyor. Dün ama vücudumu dinlendirdim. Erken yattım. 9'da uyudum. Annemle kardeşim gece aramış. Annem mesaj yazmış. Kasa fazla çıkıyor diye. Ben de kasayı devrederken mutlaka ne kadar acelem olursa olsun kasayı sayıp çıkıyorum. Dolarları, TL'leri devirle beraber kasayı tamamlayayım. Eksik olursa da oturur 15 dakika onun için uğraşır. O kasayı tam, yani nerede ne oldu? Geçen çünkü 200 lirayı düşürdüm ya. Dün de zaten mümkün değil. Hani öyle olaydan sonra kasaya bakmamam. Kasayı bizzat ellerimle saydım. Devrini falan koydum. Ben bıraktığımda kasa tamdı.
Benden sonra artık herhalde yaptıkları satışları karıştırmışlar. Yazmamışlar olabilir. Kasadaki para fazla çıkıyor dedi annem. Ben dedim yani rahatsız etmeyin dedim beni. Ben gerçekten dinleniyorum. Gülücük koymuş o da. Çünkü ondan önce gece bu havalimanına gittiler. Gece uykusuzluk. Ama hiç gelmiyor. Şimdi şunları da yerleştireyim. Iklamurumu içip dükkana gideceğim. İnşallah gelen dükkan dünkü gibi geceden mutfak temizliği falan yapılmış. Öyle olunca çok rahat oluyor. Gidip kahvaltıda hazırlayacağım bu arada. Evde ekmek yok kahvaltı yapmak için. Ya ekmek olsa da katilde yok zaten kahvaltı için sabahın köründe. Hazırlamaya. Bunlar bir de ön yıkaması yapılmış bulaşıklar. Mutlaka şey yapıyorum. Akşamdan yemek yedik. Onları duruladım bıraktım. Yani öyle lekeli mekeli bir şey bırakmıyorum. Yemeği de yormayayım diye. Neyse. Şunu ayağa takılacak da. Çıktı. Yusuf gel. Sakın. Fındıklı mıydı? Aynen fındıklı. Bugün taze fasulyem var. Taze fasulyeyi pişireyim, çorba yaparım. Bir de karın dolması. Daha ne olsun? Zaten bilmiyorum. Hatta karın dolması uzun sürerse belki evde yemek bile yapmayabilirim. Saçlarım güzel parlıyor. Neden şey olursa kullanıyorum. Tezgahımı bir bitireyim de ıhlamurları doldurdum oturalım içelim sonra çıkacağım zaten çeyrek geçiyor. Dükkanı açtım. Masaları falan yerleştirdim. Şu iki tane tavayı elimde yıkamam lazım çünkü gün içerisinde bu tavalar lazım oluyor. Şu kepçeleri de günlük kullandığımız kepçeleri de makineye aslında makinenin doluluğuna bir bakayım şey olursa hepsini makineye atıp bir anda yıkayayım. Aynen öyle yapayım. Şu makinedekiler de yıkanmış olay en azından. Annemler çerezleri toplamışlar. Çünkü çok fazla güneş var. Sanırım o çerez dolabının yerine başka yeri alacağız. Evet maalesef çerezle beklediğim şey olmadı ama zaten de işler yeni başlıyor. Böyle kalabalık bir şey yok caddelerde. Otellerde zaten turist açısından doluluk oranı çok düşük. Yani çerezi şöyle söyleyeyim. 4000 liralık çerez aldım geçen ay. Bir ay olmuş tam tamına. Çünkü kredi kartından almıştık ve bu ayın 12'sinde tam bir ay olacak. Bu ayın 12'sinde ödemesi var. Yani kredi kartından çektiğimiz için. Ve ben sadece 700 lirasını geri amorti edebildim. Nasıl? O da işte annemlerin dükkanına sattık. Burada çerez tabağı olarak verdik. Ondan sonra yoldan geçerken birkaç paket almışlar. Yusuf'a biraz verdim falan. Yani 3000 yani size o 700 lirayı da karlı sattığım için giriş fiyatına değil de onu da şey olarak hesaplayayım. 500 liralık deyin. 500 liralık çerezimi satabilmişim 4 milyarlık aldığım çerezden. 3,5 milyarlık çerez hala elimde duruyor ve ben daha onu satmadan amorti etmeden kartın ödemesi geldi. Yani çerezin parasını ödemem gerekiyor. Şimdi bu çerezle ilgili bir karar almam lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya bu çerez işini tamamen kaldıracağım. Ki
bana bir zahmeti ve uğraşı yok aslında. Ama işte sıcakta da böyle sonuçta şey olduğu için, gıda olduğu için güneşte de bunları koruyup bir alan yaratmam lazım. Bakacağım duruma göre. Şimdi zaten hastayım. Burnum, boğazım, her yerim dop dolu. Sesinden belli oluyordur belki, böyle burnum tıkanık tıkanık. Makineyi çalıştıralım. Tavalar falan aldık, çeşitli şeyleri. Yarıdan doluydu zaten makine geceden. Ay. Kardeşim sağ olsun gene mutfağa bar ısınmış. Ben hemen örtülerimi falan açtım. Sandalyelerimi yerleştirdim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz sizinle? Şu ocağı bir silelim. Çerezler burada böyle duruyor paketli. Ona bir yöntem buluruz elbet. Annem bunları toplattırdıysa bir planı vardır diye düşünüyorum. Gene kurtarıcı anne yani. Şöyle kaldırayım. Şuraya bir aspeyot mavi güçlü sileyim. Bugün de sildim, gayet hem kokusu güzel hem güzel alınıyor. Hoşuma gitti. Dün burada şeyleri astım, yıkadım ya. Yıkadım, astım, sonra topladım, katladım. Kendi kendime diyorum ki hoş, evde çamaşırlardan bıkmıştım. Burada da şimdi çamaşır işi çıktı. Çünkü kullanım arttıkça örtüler tabii ki daha hızlı lekeleniyor ve sık sık yıkanması gerekiyor. Buradaki el bezleriymiş, ne bileyim kullandığım temizlik bezleriymiş falan. Burada da artık hiç olmazsa haftanın sanırım 2-3 günü makine çalıştırıyoruz. Ama tabii çok çeşit yok. Tek işte sadece şey yapıyoruz. Sadece bulaşık demişim. Masa örtüleri, işte temizlik bezlerini yıkıyoruz. Yani siz de yazıyorsunuz. İş bizi her yerde gerçekten buluyor. Çayı demledim ama taze ekmek almadım daha. Şimdi beklediğim kahvaltı müşterim ve kahve müşterim, bayanları bekliyorum. Onları geçirdikten sonra da zaten onlar geldiler, gittiler, kahvaltıyı hazırladın, ettin diyene kadar öğlen oluyor. Öğlen de zaten öğlen sıcağı başlıyor, kimse olmuyor. Sonra da akşam müşterisi bir anda bastırıyor, kalabalık ait böyle masalar. Serinde çıkıyorlar yemek yemeye. Haliyle yani. Şu şeyi kardeşim de annem toplamış. Biraz daha düşüktü ya, çok güzel olmuş. İçerisi çok güzel aydınlanmış, göstereceğim şimdi size. Şunlar temizler. Bakar mısınız içerisi nasıl güzel aydınlanmış. Daha koyuydu. Şu tenteyi güzel toplamışlar. Kardeşim de boyu uzun olduğu için yukarıda kendi çıtırtlarına geçirmişler. Çok güzel olmuş. Açılmış burası. Bayıldım valla. Şunlar temiz. Şu saklama kaplarını bir yer yapmak lazım. Annem bu artık ımbırtı zımbırtıları bir dünya yer kaplıyor. Şimdi hortumu açacağım. Yerleri silmek yerine hortumla her yeri yıkayacağım güzelce. Mis gibi, hem ayaklarım ferahlar. Gerçi hastayım, aslında soğuk suya ayağımı sokmasam iyi olur ama silmektense inanın. Sonra gerçi onu da çekme sorunu olacak ama neyse. Hem de ufak tefek şu çiçekleri falan sularım. Hortumu çekeyim. Şöyle komple bir yıkayayım güzelce tuvaletlerden beri. Şu ağacı da sulayayım. Şeyleri açtım. Tenteleri açtım. Şark köşesi minderlerini düzenledim. Halısını düzelttim. İçerideki koltuk üstlerini toparladım. Masaların hepsini, minderlerini açtım. Örtülerini açtım. Peç dediklerini serdim. Serdim derken dağıttım yani. Kahve makinamı çıkardım. Ondan sonra çayı demledim. Meyve standını çıkardım. Günlük açılış. Şurayı bir yıkayalım. Motorun üstüne de membranı örttüm çünkü çok güneş var. Güneşte böyle iç şeyleri
malzemeleri zarar görsün istemiyorum. Kendime nane limon yaptım da yaprakları böyle karardı niyeyse. Limon suyu sıktım üstüne belki ondan mı acaba? Neyse son yudumunu da alayım. Sonra bir bardak daha yapayım. Ay. Hiç takatim yok. Kahvaltı müşterim gene geldi. Liza ile annesi. Liza'nın yarın doğum günü yat turuna gideceklermiş. Ay ne güzel dedim. Hayalimdeki tatil. Şimdi bu kahvaltılıkları geri yerleştirmem lazım da. Şu domatesli salatalı bir kaba ayarlayacağım önce. Kahvaltı yapmadım. Yusuf da gelmedi. Müşterisi mi var acaba bilemedim. Gelmeyince ben de onsuz. Annem zaten geç geliyor. Annem kahvaltı yapmadan geliyor ama geç gelince kendi böyle hızlıca bir şeyler hazırlayıp yiyor. Annem dün pazar alışverişi yapmıştı. Göstermedi bize mantar, çilek, sebze falan almış. Bugün mantı yapmamız lazım. Mantı çok az kaldı. Bunlar kahvaltıdan kalan tabaklar. Bir daha yaptım. Sonra portakal suyu müşterim vardı. Onu gönderdim. Kahve müşterimi gönderdim. Kahvaltı müşterimi gönderdim. Şimdi şu şark köşesinin masasını bir sileyim. Şunlar o kadar kaliteliymiş ki gerçekten. Tuğbacığımın kesesine bereket. Teşekkür ederim canım benim. Kumbuca'dan Tuğbacığımın hediyesi bu. Gelirken bana bunu ikili böyle takım getirmişti.
ne oldu biliyor musunuz? Kadın kahvaltıyı beklerken kahveyle çay istedi. Kızı çay içiyor Liza. Ondan sonra şark köşesi de müsait değildi. Kahve müşterim orada oturuyordu. Sonra kahve müşterim kalkınca kadın dedi ki biz de oraya geçebilir miyiz dedi. Tamam dedim. Kadın fincanını falan buradan toplarken giderken şuraya long diye devrildi. Şuraya bardak düştü fincan. Kahve fincanı. Allah'ım hiçbir çatlak bir şey olmaz. Maşallah o kadar kaliteliymiş ki. Bunlar burada keyif yaptılar. Anne kız. Genelde müşterilerin çoğu burayı seviyor. Burada oturmak istiyor yazın. Kışın çok rehavet, rehavet mi diyorlar ne? Çok bir ilgi yok buraya ama. Of. Yazın oturuyorlar. Dur ben de bir oturayım şöyle. Oy 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 oy. Oy. Allah'ım. Kadın Türk şarkıları istedi. Türk şarkıları açtım. Hande Yener falan, Hadise, Simge. Ay. Bunların elimi tar etmeye başladı beni. Burnum tutuk.